Merhabalar, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şimdi geçen çalışmamızda validation doğrulama işlemleri üzerine konuşmuştuk. Bugünkü çalışmamızda ise artık projemizdeki şöyle gelelim, kullanıcılar ve fotoğraflar arasındaki ilişkiyi kurmaya başlayacağız. Şimdi senaryomuz şöyle olacak. Hemen şuradan bir tester ikimizle girişimimizi yapalım. Pass 1-2-3-4 şeklinde şifremizi girdik. Login diyorum. Dashboard sayfasında görmüş olduğunuz gibi yönlendim. Burada kullanıcımızın ismini görüyoruz. Senaryomuz şu şekilde olacak. Öncelikle buraya Add New Photo şeklinde bir buton ekleyeceğim. Bu butona tıkladığımız zaman bir tane modül açılacak. Sonrasında o modula fotoğraflarla ilgili bilgileri yüklediğimizde, fotoğraf yükleme işlemi yaptığımızda yükle butonuna bastıktan sonra tekrar bu sayfaya yönleneceğiz. Ancak bu sayfaya yönlenirken şurada bu kullanıcının kendi oluşturduğu fotoğrafları da göreceğiz. Şimdi foto sayfasına geldiğimiz zaman ne oluyordu? Burada görmüş olduğunuz gibi şu an tüm fotoğraf modelleri var. Burada yine tüm fotoğraf modelleri olmaya devam edecek. Ancak kullanıcının kendi dashboard sayfasında ise yalnızca kendisinin oluşturduğu fotoğraflar olacak. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Bunun için kullanıcı ve o fotoğraf oluştuğunda o fotoğraf içerisinde fotoğrafı yükleyen kullanıcının bilgisi olması gerekiyor. Şimdi öncelikle şundan başlayalım. Buraya yüklememiz gereken butonu ve modülü yerleştireceğim. Daha önce de konuştuğumuz gibi burayı HTML CSS kursuna çevirmeyelim. O nedenle ben yine sizlere burada bu derse ait olan ilgili HTML kodlarını paylaşacağım. Bu kodları olduğunuz gibi kopyalayabilirsiniz. Şimdi geliyorum şurada. Önce şu üstteki divi Ctrl C ile aldım. Burada Dashboard EJS'yi açalım bir. Dashboard EJS'i içerisinde şurada hemen Customer etiketinin sonuna bu modulumuzu yerleştirelim. İkinci olarak ise bu modulu açacak olan butonu yerleştiriyorum. Geliyorum bakın onun içinde şurada hemen şu aşağıdaki kodu alıyorum. Ctrl C ile aldım. Burada şurada hemen şu ilk row var. O row'un altına şuraya biraz da boşluk bırakayım daha iyi görmeniz açısından. Buraya ikinci row olarak yerleştiriyoruz. Bir kaydedelim. Dashboard sayfamız ne hale geldi? Bir refresh edelim görelim. Görmüş olduğunuz gibi burada Add New Photo var. Buraya tıkladığımız zaman şu modulumuz açılıyor. Şimdi kapatalım bunu. Gelelim. Burada model tarafında şuraya dikkat edelim. Biz ne yapıyoruz burada? Model içerisindeki forma tıkladığımız zaman ne yapıyor? Slash photos'a bir post isteği gönderiliyor dikkat ederseniz. Hemen şurada photo route'u açtığımızda buradaki photos'a yapılan post isteği neyi çalıştırıyor? Create photo'yu çalıştırıyor dikkat ederseniz photo controller'da. Hemen photo controller'a da alalım. Geliyorum şurada photo controller'da yerleştirdim. Burada create photo işlemi sonrasında ne yapılıyor dikkat ederseniz şöyle bir JSON verisi gönderiliyor. Şimdi bunu tekrar bir deneyelim isterseniz. Geldim add new photo diyorum. Bir yandan da veri tabanım açık. Hatta veri tabanıma bakalım. Photos'ta sample photo 1, sample photo 2 şeklinde şeyler var. Geliyorum buraya şöyle test photo 1 diyorum ve aşağısına da test photo 1 description'ı yazıyorum. Burada dikkat ederseniz hala daha dosya yükleme ile ilgili hiçbir şey yapmayacağız. Statik olarak gelecek o dosya. Buna sonradan döneceğiz zaten. Upload photo diyorum. Bana ne geldi? Bana dikkat ederseniz burada görmüş olduğunuz gibi JSON cevabımı aldım. Succeeded true ve fotom oluşturuldu. Hemen veri tabanına geliyorum. Apply diyorum. Görmüş olduğunuz gibi şu şekilde yeni foto oluşturuldu. Biz şimdiye kadar ne yapmıştık? Biz şimdiye kadar dikkat ederseniz Thunder Client'ta şurada oluşturduğumuz Create Photo isteğini yaparak bunu gönderiyorduk. Şimdi kapatıyorum Thunder Client şimdilik. Burada öncelikle yapmak istediğim şu. Biz bu işlemden sonra bize bir JSON formatında data dönmesin. Ne yapsın biliyor musunuz? Bizi tekrar olduğu sayfaya. Yani şuradaki burada fotoyu yüklediğimizde bizi tekrar bu sayfaya yönlendirsin. Bunun için geliyorum şurada hemen res.status 201'den sonra redirect diyorum. Nereye redirect etmesini istiyorum? Şöyle users slash dashboard'a
beni yönlendirsin. Kaydediyorum burayı. Şimdi gelelim fotoğraflarla kullanıcılar arasındaki ilişkiye. Neydi burada amacımız? Her fotoğraf yüklediğimizde bu fotoğrafın aynı zamanda kendisini yükleyen kullanıcı bilgisini de taşıması. Kendisini yükleyen kullanıcıdan kastımız ne? O an giriş yapan kullanıcı değil mi aynı zamanda? Biz ne yapmıştık? Biz dikkat ederseniz daha önceki çalışmalarımızda şurada out middleware'e geldiğimiz zaman o an giriş yapan kullanıcıyı nerede bulunduruyorduk? res.locals.user'da bulunduruyorduk. Bundan faydalanarak o anki kullanıcıyı tespit edeceğiz. Ama ne dedik önce? Önce tabii fotoğrafla kullanıcı arasındaki ilişkiyi oluşturmaya. Bunun için geliyorum, foto modeli bakıyorum. Görmüş olduğunuz gibi schema alanlarımız var. Name, description ve yüklenme tarihi şeklinde. Buraya bir alan da ekleyeceğim. Bu ekleyeceğim alana user alanı diyorum. Bu ne olacak? Burası öncelikle type olarak bir object id alacak. Peki neyin object id'sini alacak? Şurada schema diyorum. schema.types.object id. Peki bu object id'nin bir referansı olacak. Çünkü başka bir modele bir referans vereceğim burada aradaki ilişkini kullanmak için. Bunun için de şöyle ref diyorum. 2 nokta üst üste hangi modula referans vereceğiz? User moduluna referans vereceğiz. Burada dikkat ederseniz ref'te kullandığımız şu user, user modulunu açtığımızda şuradaki user modulla eşleşmesi gerekiyor. Tamam. Şimdi photo controller'da create foto'ya tekrar geliyorum. Bir kere burada artık oluşturduğumuz fotoğrafı bir değişkene atmamıza gerek yok. Öncelikle onu siliyorum. Dikkat ederseniz burada fotoyu göndermiyorum artık. Sadece redirect yapıyorum user dashboard'a. Şimdi geliyorum. Bu request body'den gelen verilere bakalım. Bizim formumuza baktığımızda açalım formumuzu. Buradaki fotoğrafın ismi şuradaki name alanından geliyor. Description da şu alandan geliyor. Sonrasında görsel de burada gelecek. User bilgisi nerede gelecek? User bilgisini ne dedim biraz önce? Şurada lokaldeki user'dan alacağım. O nedenle şurayı bir değiştiriyorum. RigBody değil de buraya bir configuration nesnesi açalım. Name diyorum ki arkadaşım sen rig.body'deki name'i al. Description içinde diyorum sen yine rig.body'deki yani formdaki description al diyorum. Tabi burada RigBody name, RigBody description derken burada neye dikkat etmemiz gerekiyor? Şurada dashboard ecc'ye geldiğimiz zaman bakın. Şurada name alanının name property'si name'e eşit. Description text alanının da name property'si description eşit. Bunların da birbiriyle eşleşmesi gerekiyor. Devam edelim. Üçüncü olarak da diyorum ki arkadaşım sen burada aynı zamanda bir user bilgisini taşıyacaksın. Burada o anki kullanıcının ID'sini almanı istiyorum senin. O anki kullanıcının ID'si ne olacak peki burada? Hemen geliyorum şuradaki middleware'imize gelelim. res.locals.user'ı alıyorum. res.locals.user diyorum ve buraya nokta underscore ID'yi yerleştiriyorum. Kaydedelim. Şimdi burada dashboard ecc'ye gittiğimiz zaman post metodu olarak postu kullanıyoruz değil mi? Ve burada aynı zamanda biz ne yapmak istiyoruz? Şuradaki ID'ye de ulaşmak istiyoruz. Şimdi burada app.js'te bir şeyi değiştirmemiz gerekiyor bunun için. Geldim şurada app.js'i de açıyorum buraya. App.js'e dikkat ederseniz şurada get isteği yaptığımızda bunu get değil de sadece app.use diyorum. Yani hem get hem post için buradaki check user'ı çalıştırsın. Tamam kaydediyorum bunu da. Artık şu app.js'e gerek yok. Şimdi burada ne yapalım? Burada hemen yeni bir fotoğraf yükleyelim. Geliyorum bakın. Şurayı şöyle bir tekrar bir refresh edelim dashboard sayfamızı. Geldim buraya. Add new photo diyorum. Veri tabanına bakalım. Şöyle şurada bakın tekrar apply ediyorum. Sample photo, test photo 1 yükledik en son. Buraya geliyorum artık. Diyorum ki arkadaşım test photo 2 diyorum ve test photo 2 description diyorum tanım alanına. Şunu test olarak düzelteyim. Upload file diyorum. Geldim. Burada dikkat ederseniz tekrar dashboard sayfasına yönlendirildi.
Değişen bir şey yok burada. Hani nerede kullanıcı ile fotoğraf arasındaki ilişki? Bakalım veri tabanına. Şurada apply diyelim yeri veriler için. Geliyorum bakın. Şurada görmüş olduğunuz test foto 2'de ne var? Bakın. User şeklinde bir alan var. Ve bu user neyi taşıyor? Bir tane object ID taşıyor. Bakın bu object ID'nin sonu DE4 ile bitiyor. Geliyorum. Şuradaki users'lara baktığımız zaman hangi kullanıcıymış bu? Tester 2'ymiş. Bakın Tester 2'nin şuradaki ID'sine baktığınız zaman bu ID ile şu Photos modelindeki Tester 2 kullanıcısını yaparak yüklediğim fotoğraftaki user'ın ID'sinin birbirlerine eşleştiğini göreceğiz. İşte ilişkiyi buradan kurmuş olduk. Şimdi ne dedik amacımız olarak? Buraya yeni bir fotoyu yükledikten sonra tekrar dashboard sayfasına döneceğiz. Ancak şu aşağıda ne yapsın? Bu aşağıda da bu kullanıcıya ait olan fotoğrafları göstersin. Şimdi onu yapalım. Bunun için Photos AJS'ye geliyorum. Şuradaki galeri alanı var ya. Bu galeri alanını olduğu gibi kopyalıyorum. Şöyle geldim Ctrl C ile şurada galeri divini şu şekilde olduğu gibi Ctrl C ile aldım ve Dashboard AJS'nin içerisinde şurada Model'ın üzerinde şuradaki hemen Customers'ın bitiş yerine yerleştiriyorum. Kaydediyorum bir şu şekilde daha rahat görebilirsiniz. Şurası ilk Customers divin biti. Şimdi burada galeri başlıyor. Bu galerinin içerisinde fotoğraflarımız gözükecek. Şimdi burada dikkat ederseniz galerinin içerisinde bunu nereden kopyaladık? Bunu Photos AJS'den kopyaladık değil mi? Şurada Photos AJS'ye geldiğimizde burada ne var? Tüm fotoğraflar var dikkat ederseniz. Ancak biz dashboard'da neyi göstermesini istiyoruz? Tabii şimdi göstermiyor çünkü oraya fotosu göndermiyoruz. Bu dashboard sayfasında yalnızca bu kullanıcıya ait olan fotoğrafları göreceğiz. Geliyorum bunun için. Biz bu dashboard sayfasına nasıl gidiyoruz? Bakalım. Bunun için geliyorum şurada user controller'ı açtım. User controller'ın altında şurada get dashboard page var. Buraya bizim neleri göndermemiz lazım? Fotosu göndermemiz lazım. Zaten şimdi göndermediğimiz için bu diyor, ne diyor? Arkadaşım diyor, sen burada photo of photos'u arıyoruz. Yani fotoğrafların içerisinde bir fotoğrafı arıyorsun ama bunun ne olduğunu photos is not defined diyor. Geliyorum burada. Hemen cons photos diyorum. Bu photos neye eşit olacak? Await foto modeli nokta find diyorum. Bu arada foto modeli daha önceden var mıydı burada? Foto modeli yoktu. Ancak şurada benim kullandığım VS Code otomatik olarak import etti. VS Code kullanmayan arkadaşlar buna dikkat etsin. Foto nokta find diyorum. Yani neyi bulacak peki burada? Tamamını getirmeyecek. Neyi getirecek bana? Bu fotonun içerisindeki user alanı neye eşit olacak? User alanı yani tekrardan gösteriyorum. Şuradaki object ID neye eşit olacak? O an giriş yapan kullanıcının ID'sine eşit olacak. Giriş yapan kullanıcı neydi? Photo Controller'da bunu kullanmıştık. Res.locals.user'dı. İşte şunun ID'sini Ctrl C ile kopyaladım. Burada Ctrl V ile yapıştırıyorum. Yani diyorum ki arkadaşım bana fotoğrafları getir ama bu fotoğraflar ID'si giriş yapan kullanıcının ID'sine eşit olan fotoğraflar olsun. Sonra da ne yapıyorum? Bu fotoğrafları render metoduyla beraber gönderiyorum. Kaydedelim. Bakalım şurada bir şeyi sevmedi. Await'i sevmedi. Neden Await'i sevmedin sen? Bakıyoruz. Çünkü async olmayan bir fonksiyonda await kullanılır mı? Kullanılmaz. Hemen şuradaki fonksiyon başına async anahtar kelimesini de yazdık. Kaydediyorum. Görmüş olduğunuz gibi uygulamam çalışmaya başladı. Şimdi tekrar bir yükleme yapalım. Önce şurayı bir refresh edelim. Geldik. Burada bir şeyi gösteriyor ama şunları alamadı. Bir veri geldi buraya dikkat ederseniz. Bu beklediğimiz bir şeydi. Neden? Çünkü Tester 2 kullanıcısının user ile eşleşen bir fotoğrafımız var burada. Şimdi bu görünümü düzeltmek için
Tekrar dashboard ECS'ye gidelim. Orada birkaç slash eklememiz lazım. Şuradaki images'ın önüne bir slash ekliyorum. Pardon, lightbox ekledim. Lightbox'ı değil, images'a ekleyeceğim. Sonra şuradaki images'a da bir slash ekliyorum. Bakalım başka bir yerde, loader'da, modder'da, tamam, loading'in slash'ı var. Kaydediyorum tekrar, refresh ediyorum. Tamam, fotoğrafımız geldi dikkat ederseniz. Test foto 2 şeklinde. Tekrar yapalım bir yüklememizi. Add new photo diyorum burada. Buraya şöyle hani iyice belirgin olsun diye Node.js photo yazıyorum. Şuraya da Node.js photo description diyorum. Upload file diyorum. Ne yaptı beni? Tekrar users dashboard'a yönlendirdi. Ve şuraya geldiğim zaman dikkat ederseniz Node.js photom da buraya yüklenmiş oldu. Tıkladığım zaman da ne yapıyorum? Burada Node.js photonun kendi tekil sayfasına gidiyorum başarılı bir şekilde. Burada çalışmamız bitti. Ancak çalışmayı kapatmadan önce birkaç konsol log silelim. Unutmuşuz bir yerde. Bakın şurada geliyorum. Şöyle console.log şeklinde arattığım zaman App.js'teki dursun, DB'deki dursun. Page Controller'da hemen şuradaki konsol log'u silelim. Sonra şuradaki errors vardı dikkat ederseniz. Şuradaki konsol logu da silelim. Sonra bakalım public.js'in içerisinde böyle bir konsol log varmış. Bu bizle alakalı değil. Bu gelsin. Diğer konsol loglar. Şurada register'ın içerisinde bir konsol log varmış. Tamam, buraya da bunu da siliyorum. Sonracımı şurada da bir konsol log ama burada register içerisinde try catch bloğuna ait. O kalsın. Kaydediyorum. User Controller'da kaydedelim. Page Controller'da kaydedelim. Ve sonrasında da bugünkü çalışmamızı bitirelim. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere.